Samsun Spor. Gerçekten aksiyonun bitmediği bir şey var. Şehir haline geldi. Geçen sene kadro biliyorsunuz bir sürü sorunlar yaşandı. O takımdaki işte bir sürü papaz vardı. O papazları bir şey yaptılar. Farklı kiliselere farklı kiliselere gönderdi onları şey. Başkan Yüksel Yıldırım. Ama yerine işte başka futbolcular aldı. Fakat bir huzur gelir takıma diye beklerken şimdi de bir CC krizi var. CC işte anlamsız bir şekilde, bizim anlam veremediğimiz bir şekilde takımdan ayrılmak istediğini belirtmiş. Borcu yok. Yani kulüple sözleşmesi devam ediyor ve hiçbir alacağı yok. İşte gerekçe olarak şeyi söylemiş. Belçika'da zannediyorum eşi hamile imiş. Allah kucaklarını almayı nasip etsin sağlıklı çocuklarını. Fakat anladığım kadarıyla işte Belçika'daki o sel felaketi sırasında biraz böyle bir ailevi bir sorun olmuş. İşte Türkiye'ye gelmek istemiyormuş eşi falan gibi bir şeyler anlatıyorlar. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Fakat CC ayrılmak istediğini yönetime bildirmiş. Bu tabii taraftarlar arasında şaşkınlığa ve üzüntüye de yol açtı. Önemli de bir futbolcu CC. Yani bu ligin önemli orta saha oyuncularından bir tanesi. Samsun Spor'un ayrıca başka transfer ihtiyaçları da hani gözüküyor. Mehmet Akgüz'ü aldılar ama Tomane de var. Fakat iki iyi forvet ama bu forvetlerin ikisi birisi yaş faktöründen dolayı. Diğeri golcü ama işte geçen seneyi sürekli sakatlıklarla geçirdi. Acaba bir golcü daha gerekir mi diye bir şey var. Endişe var kulüpte. İşte İlyas Kubilay, Yavuz ve Gökhan Alsan'ın ayrılmasından sonra acaba bir forvet arkası ve işte Yalçın'ın ayrılmasından sonra işte stoperden takviye ki geçen sene de ihtiyaç var gibiydi. Yani yeni takviyelere de ihtiyaç var. Bir taraftan bütün takım da değişti aslında. Biraz Samsun Spor hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir anlatır mısınız hocam? Hocam yani CSK konusunda ben de açıkçası hayal kırıklığına uğradım. Hiç böyle bir olayın gerçekleşebileceğini tahmin etmiyordum. Çünkü takımı aidet duygusunda olan bir oyuncu olduğunu gördük geçen yıl. Varını yoğunu ortaya koyan, takım için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan bir oyuncuydu. Benim için de bu haber sürpriz oldu. Ama tahmin ediyorum hocam yani o işin ortası bulunur ve CC takımda kalması sağlanabilir. Çünkü önemli bir oyuncu. Baktığımız zaman Samsun'dan şöyle bahsediyoruz. Bir stoper ve bir santrfora ihtiyacı var diyoruz. O zaman CC gibi bir oyuncuyu da kaybederse bir 6 numaraya da ihtiyacı olmuş oluyor. O açıdan CC gibi bir oyuncuyu kaybetmemesi lazım Samsun Spor'un. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Yani her eve lazım demiştik geçen yıl hatırlıyorsanız yorumlarımızda. Gerçekten de her eve lazım. CC yani doğum sorunu yaşamaması lazım. Çocuğunu büyütebileceği en güzel şehirde futbol oynuyor bana göre. Yani Samsun'da çocuğunu çok rahatlıkla hayata kazandırabilir. O açıdan o sorunların ben aşılacağını tahmin ediyorum. Hocam ben Mehmet Altıparmak'ın yorumlarını dinledim hoca Samsun Spor hocasının. Gerçekten tespitini yapmış. Bir stoper ve acilen golcü bir santrafora ihtiyacı olduğunu söylemiş. Hocam bu önemli. Yani antrenörün takımı tanıyıp tespitlerini doğru yapması benim açımdan Samsun Spor açısından bence sevindirici. Tabii Mehmet Akgüz geldi. Mehmet Akgüz kötü bir oyuncu değil. Kariyeri olan bir oyuncu, golcülüğü olan bir oyuncu. Fakat formsuz hocam. Yani çok müthiş bir formsuzluk yaşıyor Adana Demirspor'dan bu yana. O açıdan Mehmet Akgüz'ün de formunu da yükseltebilir hocam. Teknik direktörler bir takıma niye gelirler? Oyunculara bir şeyler katmak için. Belki de Mehmet Hoca Mehmet Akgüz'e bir şey katıp onun da performansını yükseltecek. Mesela Kayseri maçında gördük, ben bölüm bölüm seyrettim Kayseri maçını. O benim hatam olsun. Tamamını seyretmek zorundaydım ama bazı problemler oldu o yayını seyrederken. O açıdan yani orada iyi bir Samsun Spor gördük. Değişik varyasyonlar yapan, zaman zaman da savunmasında çok büyük hatalar yapan bir Samsun Spor da gördük. O açıdan da bu tespitleri Mehmet Hoca yapmış ve Samsun Spor'a da nelere ihtiyacı olduğunu belirlemiş. Hocam şimdi zaten 3. dönem kamp başladı artık futbol takımlarda. Bu 3. dönem kamp dediğimiz artık teknik taktik çalışmaları başladı. Daha önceden yapılan kamplarda fiziksel yüklemeler yapılıp oyuncular sezon içerisinde
az sakatlanması sağlanması için bu tür yüklemeler yapılıp oyuncular hazır hale gelmişti. Şimdi de teknik taktik çalışmalar yapacak. Mehmet Hoca da rakiplerine bakarak bu taktik teknik çalışmaların nasıl yapılacağını belirleyecek. Bu kamp dönemini de çok iyi geçirmesi gerekiyor takımların. Samsun Spor için daha neler söyleyebiliriz? Önümüzdeki oynayacağı hazırlık maçlarında daha rahat görebileceğiz. Samsun Spor tabii ne oldu hocam? Bir avantaj oldu bence ilk hafta bay çekmesi. Niye avantaj oldu? Hocam ayın 15'i, Ağustos'un 15'i. Yani bir hafta daha havalar serinlemiş olacak. Bu az bir şey değil. Bir hafta daha havaların serinlemesi Samsun Spor takım açı. Bir hafta daha takımın oturması sağlanacak. Mehmet Hoca'nın takıma daha adapte olması sağlanmış olacak. Yeni gelen oyuncuların takıma olan samimiyetleri, ilişkileri, oynayabileceği oyunlar, neler yapabileceği sağlanmış olacak. Bir de ikinci yarı için daha önemli. Niye ikinci yarı? İkinci yarı herkes iki hafta ara verirken Samsun Spor üç haftalık bir ara vermiş olacak ve burada mini bir sezon başı çalışması yapmış olacak. Bu açıdan Samsun Spor'un bence burada bir haftalık bir fikstür avantajı oldu. Hocam yani maçlar oynansın, hazırlık maçları oynansın, lig maçları başlasın. Samsun Spor için daha net yorumlar yapabileceğiz ama Samsun Spor acilen stoper sorununu çözmeli, CC sorununu çözmeli. Yani kalede bir problemi yok. Baktık o gün Nurullah, Alp Tutar oynadı bizim Eyüp'ün eski kalecisi. O da bir şeyler yapmaya çalıştı. O da takıma faydalı olabileceğini gösterdi. O açıdan Yasin'den bu sene daha iyi işler görebiliriz. Yalnız hocam skor yapacak adamı Samsun Spor geçen sene çok aradı. Bu sene mutlaka o adamı bulmalı.